Konuşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de cuma namazı çıkışı halka sesleniyor. İzliyoruz. Mezuniyet töreninde yaklaşık 2500 civarında gencimizi assubay olarak silahlı kuvvetlerimize diplomalarını verdik ve uğurladık. Elhamdülillah bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın bugünden daha güçlü olacağız. Ve aynı zamanda da şu anda Kara Kuvvetleri Assubay Meslek Yüksek Okulu'nun oradaki mevcut tesisi de önümüzdeki yıl yapacağımız törenlerde çok daha muhteşem olacak, çok daha güzel olacak ve bütün velilerimiz orada o ihtişamla birlikte törene katılacaklar. Kardeşlerim, bütün bu assubay evlatlarımıza inşallah artarak başarılarının devamını diliyorum. Cuma'yı Zağanos Mehmet Paşa Camii'nde kıldık. Tabii asırlara sari bir mazisi var bu caminin. Bu belde, bu şehir Hasan Basri Çantaylar'ın şehri. Bu şehir Gönelli Mehmet Efendi'nin şehri. Ve değerli kardeşlerim, bütün bunlarla beraber bu şehir Birgivi'nin rahmetullahi aleyh şehri. Ve bu şehirde işte Zağanos Mehmet Paşa bu eseri inşa ve ihya ile Fatih Sultan Mehmet Han'a da böyle bir hizmeti yerine getirerek bu noktada adımını attı. Tabii Zağanos Mehmet Paşa Camii'nin ayrı bir özelliği daha var. Buranın minberinde Gazi Mustafa Kemal hutbe irad etti. Burada İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy hutbe irad etti. Bu caminin böyle de bir anlamı var. Bu istiklal mücadelesinin anlamlı adımlarıydı. Ben şimdi karşımda bu istiklal ve istikbal mücadelemizin varislerini görüyorum. Ve siz değerli kardeşlerimin 24 Haziran seçimlerinde bu kardeşlerine %50'ye yakın vermiş olduğunuz oy desteğiniz sebebiyle de teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi yaklaşan Mart 2019 seçimlerinde sizlerle beraber çok daha güçlü bir şekilde yürümekte kararlı mıyız? Kararlı mıyız? Sağ olasınız. Sizde ben bu yüreği görüyorum. Bu inancı görüyorum. Ve beraber yürümeye de devam edeceğiz inşallah. Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Siz şurada, burada bu tehditlere sakın aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Kardeşlerim, biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükûda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarlarla bu milleti asla çöktüremezler. Benim sizden bir ricam var. Nedir biliyor musunuz? Ne olur birbirinizi çok sevin. Ne olur fitneye, fesada asla kulak asmayın. Çünkü bizim bir özelliğimiz var. Nedir o? Birbirimizi Allah için sevmek. Bunu yerine getireceğiz. Çünkü iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe. Buna dikkat edeceğiz. Onun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, bizim için Rabia, değil mi? Rabia'mızı da çok iyi kavrayacağız. Onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek yola devam edeceğiz. Ve şu anda Batı'nın ekonomik tehdidi, bize ekonomik savaş ilan etmesi hiçbirisi bizi sindiremez. Biz kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz de bu noktada evvelallah kararlı olun. Dik durun. Ve biz size güveniyoruz. Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece merak etmeyin. Türkiye'nin öyle anlatıldığı gibi yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş. Bırakın o sahtekarları. Allah düzenbazları bırakın. Onlar bizim için çok şeyler söylediler. Bu dünyada batan ülkelere bir anda 4 derece artırmak suretiyle not veren bunlar teşkilatlardır. Bunlar böyle teşkilat. Biz işimize bakalım. Ne durumdayız ona bakalım. Elhamdülillah turizmde patladık. İstihdam gayet iyi. İyi gidiyoruz. Tarım, hayvancılık evelallah. İyi gidiyoruz. Güçlü bir Kurban Bayramı geçirdik. 4 milyon civarında hayvan kurban edildi. Bu noktadayız. Ve daha iyi olacağız. Biz size inandık. Böyle yürüyeceğiz. Durmak yok. O kadar. Durmak yok. Durmak yok. Çalışmaya eyvallah. Kardeşlerim, sizleri daha fazla bekletmeyeceğim. Zira İstanbul'da da yapacağımız görüşmelerimiz var. Onlara da yetişelim istiyorum. Ama dün akşam 5'te size haber verdik. Saat 5'te hemen sizler buraya toplandınız. Sizin bu vefanız, sizin bu cefanız bize yeter. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Sizlerle daha çok bir araya geleceğiz. Allah yar yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.